Evet merhabalar sosyal bilgiler dersinde arkadaşlar bugünkü konumuz ülkemizdeki ekonomik faaliyetler. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerde öncelikle incelememiz gereken arkadaşlar topraklar kısmıdır. Ülkemizde en önemli ekonomik faaliyet olarak karşımıza doğal bir unsur olan topraklar başlığı dikkatimizi çekmektedir. Şimdi toprak tarım ve hayvancılık toprağa dayalı sanayinin vazgeçilmez bir doğal unsurudur. Doğal kaynağıdır. Topraklarımızın yaklaşık üçte bir birinde arkadaşlar tarım yapılmaktadır. Yani biz topraklarımızı e, en güzel şekilde uyguladığımız alan tarım konusundadır. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görünmesi tarımda çeşitliliği arttırmıştır. Bu ne demek? Şimdi Akdeniz'de Akdeniz ikliminin gözükmesi, Karadeniz'de Karadeniz ikliminin ya da İç Anadolu'da karasal ikliminin gözükmesi tarım ürünlerinin çeşitli olmasına sebep olmuştur. Bu da olumlu yönde bir etkidir arkadaşlar. Ülkemize yetişen tarım ürünlerine bak baktığımız zaman tahıllar yani aklımıza gelmesi gereken ürünler e, tahıllar konusunda buğday arpa çavdar yulaf vesaire baklagiller var nohut fasulye kırmızı ve yeşil mercimek sanayi bitkiler arkadaşlar pamuk tütün ayçiçeği çay zeytin vesaire ve hepimizin bildiği meyveler ve sebzeler de e, ülkemizdeki yetişen tarım ürünlerinden bazılarıdır arkadaşlarım şimdi ee, tarımda verimi arttırmak için alınan önlemler var. Bunlardan birincisi gübrelemedir, ikincisi sulama, üçüncüsü ilaçlamadır arkadaşlar. Dördüncüsü tohum ıslahı ve modern tarım yöntemlerinin uygulanması tarımda verimin arttırılmasına sebep olacaktır. Bir de Cumhuriyet döneminde tarımı desteklemek adına Kurulan bazı kuruluşlar var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve bugünkü temeli olan Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, GAP İdaresi Başkanlığı. GAP dediğimiz şey dostlar hatırlarsak Güneydoğu Anadolu'da devletin tarımdaki verimliliği arttırmak için uyguladığı bir projedir. Bu projeye göre şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesi kuraklıkla mücadele eden bir bölgedir kuraklığın olduğu yerde tarım ürünlerinin yetişmesi çok e, zor imkanlarla sağlanır. Dolayısıyla devlet buradaki özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinden faydalanarak e, tarım ürünlerinin sulanmasını sağlamıştır, su faktörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu da Güneydoğu Anadolu Projesi olarak karşımıza çıkmıştır. Bir de arkadaşlarım devlet su işleri yani DSI de e, tarımı desteklemek adına kurulan kuruluşlardandır. Aslında tarımı desteklediğim destek desteklemek dediğimiz şey çiftçiyi desteklemektedir. Bu kurumlar ve kuruluşlar sayesinde çiftçi rahatlamıştır arkadaşlar ve tarımda verimlilik destek de bu şekilde arttırılmış olmuştur. Gelelim başka bir ekonomik faaliyetimize hayvancılık dostlarım. Şimdi ülkemizde hayvancılık faaliyetleri de yapılacak. Tarım gibi hayvancılık da ön planda olacak. Kümes hayvancılığı, küçükbaş hayvancılığı, büyükbaş hayvancılığı, balıkçılık, arıcılık ve ipek böcekçiliği ülkemizde ön plana çıkmış olan e, faaliyetlerdir. Kümes hayvancılığı arkadaşlar nüfusun fazla olan bölgelerde yapılır. Et ve yumurta ihtiyacını karşılamak adına bu hayvancılık türü yapılır. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken bölge Marmara bölgesidir arkadaşlar arkadaşlar Marmara bölgesi deyince aklımıza gelecek olan hayvancılık türü kümes hayvancılığıdır. Başka bir türe baktığımız zaman küçükbaş hayvancılığı. Küçükbaş aklımıza gelmesi gereken koyun, keçi vesaire bu tür hayvanların faaliyetlerinin yapıldığı bir hayvancılık türüdür. Özellikle iç Anadolu bölgesinde bu bizim karşımıza çıkacak. Çünkü küçükbaş hayvancılığı karasal bir iklim isteyecek. Bu da ülkemizin iç Anadolu bölgesini kapsayacak arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılığa baktığınız zaman aklımıza gelmesi gereken bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Neden? Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde gür otlaklar söz konusu. Gür otlaklardan faydalanacak olan canlılar ise büyük hayvanlardır. Dolayısıyla burada bu bölgede büyükbaş hayvancılığın yapılması uygun olacaktır. Balıkçılıkta eee ülkemizi en çok arkadaşlar unutmuyoruz. Balıkçılık deyince aklımıza gelmesi gereken bölge Karadeniz'dir. Akarsu ve Karadeniz'in dışında akarsu ve göllerde de tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Arıcılık faaliyetleri yani bal üretimi faaliyetleri arkadaşlarım en çok Ege kıyı kesiminde yapılacak. Bunun dışında Muğla ve Rize'de de yoğun olarak karşımıza çıkacaktır. İpek böcekçiliğimiz böcekçiliği dediğimiz şey ise arkadaşlar Bursa ve çevresi Bursa Bilecik ve çevresi aklımıza gelecek. İpek dokuma sanayisinin gelişmesini sağlayacak bu hayvancılık türü arkadaşlarım.